Washington Üniversitesi'nden Profesör Stephanie Page ve ekibi erkeklerin günlük aldığı güvenli bir doğum kontrol hapı geliştirdiklerini duyurdu. Kısaca DMAU adı verilen erkek doğum kontrol hapı, 28 gün boyunca 18-50 yaşları arası 100 erkek tarafından her gün alındı. Hastaların bazılarına ise plasebo hap verildi. Araştırmanın ilk ve son günlerinde bireyler kan örneği verdiler. Böylece araştırmacılar, adayların hormon ve kolesterol seviyelerini karşılaştırmaları mümkün oldu. Çalışmaya göre 400 mg'lık en yüksek dozu alan erkeklerin, testosteron ve sperm üretimine aracı olan iki hormon türü seviyelerinde izlenebilir düşüş yaşandı. Araştırmacılar bu hormonlardaki düşüşün doğurganlığa izin vermeyecek seviyelerde olduğunu ifade ettiler. Yani bu yöntem gelecekte doğum kontrol yöntemi olarak kullanılabilir gibi gözüküyor. Araştırmaya katılan tüm denekler sağlık testlerini başarıyla geçti. Deneklerin pek azı, çok fazla veya çok az testosteron seviyelerinde gözüken etkileri deneyimledi. Araştırmanın başındaki isim Profesör Page, sunumda deneklerin cinsel fonksiyon bozukluğu yaşamadıklarını ve ruh hallerinde bir değişiklik gözlemlenmediğini ifade etti. Ancak hapı alan erkeklerin tümü kilo aldı ve iyi kolesterollerinin düştüğü gözlemlendi. Erkeklere yönelik gebelik önleme denemelerinde bu tip yan etkilerle karşılaşılıyor. Yani ortada bir sürpriz yok. Genel olarak bu tip ilaçların yarattığı iki sorun var. Birincisi, düşürülen testosteron karaciğere zarar veriyor. İkincisi ise bu ilaçlar vücuttan hızlı atılıyor, dolayısıyla günde iki kez alınması gerekiyor. Ancak DMAU adı verilen bu ilaç bu iki büyük sorunu çözmeyi hedefliyor. Hapın içinde bulunan bir madde, karaciğer zehirlenmesini yok etmek üzere düzenlenen bir testosteron. İlaçtaki uzun zincirli bir yağlı asit türü de ilacın vücutta tam 24 saat kalmasını garanti altına alıyor. İyi haber, DMAU ile önemli yan etkilerin büyük oranda giderilmiş olması. Kötü haberse bu çalışma çok küçük bir çalışmaydı. 100 kişiyle başlayan ve araştırma sonunda 83'e düşen 28 günlük bir araştırmaya kapsamlı bir araştırma denemez. Dolayısıyla şimdilik ilacın onay alması zor. Ancak Profesör Page, daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladıklarını söylüyor.